Herkese yeniden merhabalar. Bugün yeni bir Raid Shadow Legends videosuyla bir aradayız. Bugün size anlatacağım olay değişimli arenada nasıl daha hızlı altın külçeleri kasarız, nasıl daha hızlı token kasarız bununla ilgili olacak. Şimdi bununla ilgili yapmamız gereken ilk şey arena e savunmamızı tamamen boşaltmak. Birer kişi bırakmanız zaten gerekiyor ama onun dışında diğer slotları boş bırakıyoruz. Çünkü bizim bu barda olabildiğince geriye gitmemiz lazım. Olabildiğince dibe vurmamız, sıfıra vurmamız lazım. Şimdi bakıyorum bugün günlerden salı. Salı günü olduğu için sıfırlamaya tam olarak 6 gün var. 6 gün boyunca gidebildiğim kadar aşağıya gitmeye çalışacağım. Ne kadar aşağıya gidersek, ne kadar puanımız azalırsa karşıya gelen takımların da savunması aynı bizim gibi olacak. Bu yüzden de kolay bir şekilde rakiplerimizi geçebileceğiz. Şekil A'da gösterdiğim gibi bizim gibi karşı takımda tam 3 kişi koymuş savunmaya. O da puanını düşürmeye çalışıyor. Bizim gibi faydalanıp puanını yükseltmeye çalışıyor. Görebildiğiniz gibi kolayca bu rakibi indirdik. İkinci yeni gelen karakterlerden Fein, Ölümsüz takımlarda güzel bir klambos karakteri. Ölümlü takımlarda biraz zorlanabiliyor defans çok düşük olduğu için. Adam bütün Clan takımını buraya koymuş. Frozen Banshee ile kestik. Evet görebildiğiniz gibi burada bizim yapmak istediğimiz 96. Buradaki 96 rakamıydı. Bu diğer 30 aslında şu an için bizim için kötü. Çünkü bizim olabildiğince aşağıya gitmeyi planlıyoruz. Neden burada 96 aldık? Şöyle göstereyim. Biz zaten savaş başında 32 kazanıyoruz. 3 savaştan da biz 96 alabileceğiz. Eğer şöyle bir takıma saldırdığımızı düşünürseniz. Bizim bu takımdan en az birine yenilme ihtimalimiz çok yüksek. Büyük ihtimalle ikisine de yenilebilirim. Şu an e, karşıda Tormini Crisli bir takım var. Bu takım çok güçlü bir takım. Bunu yenebileceğimi düşünüyorum ama bu da bir hız takımı olduğu için bu takımda illaki zorlanırım. Kazanırım, kazanamam ama üçünü birden kazanıp 96 almak varken neden 64'e ya da neden 32'ye talim edeyim şeklinde düşünüyorsunuz. Şu an 800'lerdeyim. Bayağı azaldım. E, baktığınız gibi yeniledim. Ve tekrardan karşıma çıkan rakiplerin hepsinin kötü olduğunu ve kolaylıkla token kasabileceğimi görüyorsunuz. Bunu neden yapıyoruz? Tekrardan şuraya göstereyim. Ee, mesela günde 10 adet e, size şu token'den veriyor. Bunu kullanıyorsunuz 10 adet. 96'dan 960 tane. Yani bir günde verdiği 10 hakkı kullanarak şunu direktmen alabiliyorsunuz. Ben genelde bunu alıyorum. Bazen mavi taşı alabiliyorum. Mor taşı alabiliyorum. Ve... Şöyle bir düzen uyguluyorum ki bunu size de anlatacağım. Haftada 3-4 günü bu seviyede geçiriyorum. Şuraya girelim aşamalara. Görebileceğiniz gibi burada altın 1'e çıktığımız zaman 35 tane kazanıyoruz. Ben şu an gümüş 4'teyim. Daha yeni düştüm. Çünkü toparlayamadım. Sabah erken kalkıp kasmam gerekiyordu. Bunu yapamadım. Ama e, çok bir farkı yok. Yani maç başına 3-6-9 tane fazladan kazanıyorsunuz. Evet çıktığınız zaman altına bu metotla çok fazla puan biriktirebiliyorsunuz. Örneğin 960'ı hadi ben yuvarladım 1000 yaptım. Bir hakkınızla 1000 kazandınız. Güzel. Ee, günlük ben 1000 tokenimi koydum kenara. Buraya tekrardan geldim. Ee, i̇leri düzeye görevlerden şunların bir tanesi daha şurayı fullleme yardım sağlıyor bana. Fullledim, tekrardan aldım 2000. 2000 güzel. Bu, bu benim için kullanışlı bir kere daha alma hakkım oluyor. Yani şurayı hakkım yoksa 15 elmas vererek aynı burada gördüğünüz gibi 15 elmasa bir kere daha sonrasında 40 elmas, 50 elmas diye gidiyor. 15 elması her gün harcadığınızı, günlük e, ileri seviye görevleri yaptığınızı ve günlük verdiği dozu kullandığınız sürece günde yaklaşık 3000 kazanabiliyorsunuz. Bu da size haftada 21.000'e denk geliyor. Buradan ben bu seviyede tamamlarsam bana yaklaşık 3400 daha veriyor. Yani haftalık ben 25.000'i sadece günlük 15 tane elmas harcayarak sahip olabiliyorum. Bu 25.000 haftada bana ne getirir? 4 haftada 1 adet şu ürünlerden alabiliyorsunuz. Bir haftalık kazancınızla bu efsanevi kitabı alabilirsiniz. 4 hafta beklemeye girer. Bir sonraki hafta tekrar altına çıkmışsanız Birazcık daha birkaç gün daha uğraşıp bu kutsal parçayı alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben almışım ama bunu alamadım. Bunu alamadan puanım yetmediği için e, tavuğu bırakmak zorunda kaldım. Böyle bir yöntem uygulayarak kolaylıkla altınları kasabilirsiniz. E, sona doğru ne yapmamız lazım? Eğer olduğumuz ligden düşmek istemiyorsak mesela altına çıktık ve altın ligden düşmek istemiyoruz. Tekrardan savunmamızı cuma ya da cumartesi günü dolduruyoruz ki bizi kolaylıkla yenemesinler diye. Zaten şu bedava turları geçe 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 mesela örnek veriyorum. Şurada tanesinden 7 kere 3 21 geldi. Burada 8 kere 3 24 geldi tarzında. Hızlı bir şekilde zaten 800 900'lere yükseliyoruz. Bundan sonra sarıda kalabiliriz e, olduğumuz kuru, olduğumuz turu korumak için. Ya da altına çıkmak için biraz daha zorlayabiliriz. Biraz elmas harcayabiliriz. Yükselebiliriz. Ama bizim için önemli olan bu elmas, e, bu altın külçelerini kasmak olduğu için bu yöntemi güzellikle kullanabilirsiniz. Ama cuma günü ya da cumartesi günü Pazartesi sabahı sıfırlama olduğu için kesinlikle unutmayınız savunmalarınızı doldurmayı. Savunma takımlarını güzel yapay zeka sahip karakterle düzeni kurun. Anlatacaklarım galiba bu kadar. bu şekilde düzenleyerek takımlarınızı güzel altın külçeleri kasabilirsiniz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Tekrardan bu parçaları zaten aldığınızı varsayıyorum. Burada genelde 4 yıldızlı takı geldiği için biraz israf gibi geliyor. 200 çok değil. Yaklaşık 2 maçtan kazanabilirsiniz ama hiçlik parçasını alabilirsiniz ama hiçlik parçası 15 binken kutsal parçaya biriktirmek bence daha mantıklı geliyor. Bazı zamanlarda aldığım oluyor. Şu takıyı kesinlikle öneriyorum altına çıktıysanız günlük olarak 24 saatte alabilirsiniz. Bu diyar 300 zaten her zaman önerilerim arasında. Ha şunun hakkında ne diyebilirim? Avatar ben almadım 100 bin biriktireceğime düzenli olarak şunları alırım. Daha mantıklı düşüncesindeyim. Herkesin kendi tercihi kendine kalmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka Raid Shadow Legends videosunda görüşmek üzere. İyi günler.